Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki ÖSYM tadında sorular 4 numaralı testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci sorumuz ÖSYM köşesinden bir soru. Maalesef ama maalesef bunu biliyorsunuz kanalımda çözemiyorum. Şeyden uygulamadan bakarsınız arkadaşlar. Biz direkt çözümlere ikinci sorudan başlıyoruz. Evet tepe açısı x derece olan şekil 1'deki x kenar üçgenin iki tanesi ile şekil 2 elde ediliyor. Arkadaşlar eş yapıları kullanmış. Lütfen bu eş yapıları da şekil üzerinde göstermeyi unutmayın. Yani şu ikiz kenar üçgen ya. Bu ikiz kenar üçgen tamam. Ama burada da aynı şekilde göster. Bak bu da böyle bir ikiz kenar üçgen şöyle. Hocam bu da bu da. Aa, bunları yazınca ne çıktı? Hocam şurada da bir ikiz kenar üçgen çıktı mı çıktı. Dikkat. Tamam. E burada ne oldu o zaman arkadaşlar? Şöyle bir ikiz kenar üçgen çıktı ya. Hocam bunun taban açısı x artı 30. E burası da x artı 30. Ya yazıp kalıyorsunuz. Devam etsene. İki tane açı yan yana geldi. Yani ne diyoruz? Dayanamayıp hemen bir dış açıyı yazıyoruz. Hocam iki iç açı bir dış açı. Verilen bilgileri kullanıyoruz aslında. 2x artı 30 yaptı burası. Aa bak burada da şu ikisi yan yana geldi. Dayanamıyorum. İkisini toplam hemen bir dış açıyı yapıştırıyorum şuraya. 2x artı 30 ile 30'u toplasam 2x artı 60 mı yaptı? Evet. Hocam bu da kenar olduğundan burası da 2x artı 60 yaptı. Ve üçgenin bütün açıları çıktı. 2 4 5 tane x var bir de 2 tane 60 var yani 120 eşittir 180 olduğundan 5x eşittir 60 olur ve x de buradan kaç buluruz 12 buluruz zaten bizden de x isteniyor dolayısıyla ikinci sorunun cevabı denizli oldu geldik üçüncü soruya katlama sorusu evet çekil birde verilen abc dik üçgeni a köşesinden bd boyunca katlandığında şöyle bir katlama katlamalarda neydi üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar eşit Adam sana 90'ı vermiş. O zaman sen 90'ı kullanacaksın. Sen buradaki üstte bin açılar eşit ya. O zaman iki eş parçaya böldüğünden bunlar 45'er derece oldu mu? Oldu. Sonra başka. Hocam şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit. Başka ekstra bir kenar eşitliği vermiş mi? Vermiş. Ona bakalım şimdi. CD ile CA üstü. Hocam şu ile şu parça birbirine eşit verilmiş. Ee Kenarların da eşitliğini kullansam mı diye söyleyecektim ama şu kenarların eşitliği bir iş, işime yaramayacak. Şu kenarların eşitliği işime yaramayacak galiba açı eşitliğinden gidelim. Şimdi ben bu katlamayı açtığımda hani bu çizgiler verilmeseydi bile siz bu katlamayı açacaktınız böyle bu şekilde açacaktınız bunu da unutmayın. Katlandığı zaman eski haline geri getireceksiniz. Tamam ya da bir şekilde döndürüldüğü zaman eski haline düşüneceksiniz. Eski halindir mesela eş yapı. Bunlar önemli noktalardır bunlara dikkat edin arkadaşlar. E o zaman tamam katlamada üstte binen açılar eşit. Eyvallah. Hocam bu açıyla da bu açı eşit. Eyvallah. E, burada da x kenar verilmiş. E o zaman şuraya bir alfa dersem burası da alfa mıdır? Evet. 2 e iç açın toplam bir dış açıdan burası da 2 alfa. Aynı zamanda bu açıyla da bu açı eşit Yani burası da alfa. Şuradaki dik üçgende bütün açılar çıktı. 2 alfa ile alfanın toplamı 90 değil mi arkadaşlar? Yani 3 alfa eşittir 90 ise alfayı buradan 30 derece buluruz. Ve bizden x isteniyor. Alfayı 30 bulduysan eğer şuradaki üçgende dış açı arkadaşlar x x direkt neye eşittir? 45 artı 30'a eşittir. Yani x buradan kaça eşit oldu? 75'e eşit oldu arkadaşlar. Üçüncü sorun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet eş yapılardan bir şekil oluşturmuş. Arkadaşlar eş yapılardan şekil oluşturmuşsa o kenarların eşitliği gösterilecek. O açıların eşitliği gösterilecek. Mesela burada çift çizgiyi gören 20 ise her yerde çift çizgiyi gören burası da bu arada çift çizgi burası da bu arada çift çizgi. Aynen bu üçgen böyle yapıştırılmış. Onları da yazalım. Bunlara da çift çizgiyi gören açıları da kaçar derece? 20'şer dereceleri yazıyoruz. Sonra 40'ar dereceleri yazıyoruz. Çizgiyi gören açılar 40'ar derece. Yaz kardeşim. Şurası da 40, da 40, burası da 40, burası da 40, burası da 40, burası da 40 yazdık. E sonra kenarların eşitliği de önemli dedik. Hocam çizgiye çift çizgiler zaten yazılmış. E niye şunu unutuyorsun? Bu da eşit değil mi? Evet. Bunların da eşitliğini göster. 20'ye 40'lık üçgende burası eşit. Hocam burası da aynı. Hocam burası da aynı. Tamam bak bunları yazınca en azından bak şurada bir şey çizilmiş. Şuradaki üçgende özel bir durum çıkmadı. Şurada bir şey çizilmiş doğrusal. Buradaki üçgende çıkmadı ama şuradaki üçgende güzel bir durum çıktı. Ne çıktı arkadaşlar burada? İkiz kenarlık. Gördünüz mü? Yani aynı yapıları kullanmak demek eş yapılar, kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini yazmak ne kadar önemli bak. E o zaman arkadaşlar şuradaki üçgendeki açılara bakıyorum. ikizkenar üçgen şununla şöyle eşit işte olduğu için tepe açısı kaç derece şöyle baktığım zaman Hocam bunun tepe açısını şurada gösteriyorum. Burada 2, 4, 6, 8 tepe açısı 80 derece ise 180'den 80 çıkart 100. 2'ye böl 50, 50. Hocam burası da 50, burası da 50. Yani buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 10 derece kaldı şuraya. Sonra Hocam bak burada da bir x kenarlık var. Şuradaki açı da belli mi? Belli. Buradaki açı kaç? 20, 20, 40. Hocam ikiz kenarın tepe açısı. Çünkü burada da bir üçgen var arkadaşlar. Görüyorsunuz bu tırtıklıya, Bu çizgi çizgiliğe ait. Tepe açısı 40 ise 180'den 40 çıkart. 140 ikiye böl. Hocam burası 70. Burası da 70 olacak. Hocam burası da 70 ise 40 ve 10'u buradaysa 50'si buradaysa buraya ne kaldı? 20 kaldı. Bak çizgi çizgi çizgili çizgi çizgi çizgili arasındaki 70 ise ters açıda olduğundan dolayı burası da 20 mi olur? Yani şu ikisinin arasındaki açı 20 ise ters açıdan burası da 20 oldu. Hocam şu sadece çizgiliye devam etsek pasak. Hocam 20, 10, 40 ve 40. Şurada bir doğru aç var mı? Var. Bu 40, 40, 80, 100, 110 yaptı. Şurası 110 ise buraya kaç kaldı? 70 kaldı. Hocam 40 ile 20'den dolayı ben burayı da bulurum. 2 iç açın toplam bir dış açıdan. 66 burası. 70-60 daha 130. Buraya kaç kaldı? 50. a alfayı da bulurum artık. Alfa ile 20'nin toplamı da 50 olduğundan alfa da kaç olacaktır? 30 derece olacaktır. Bitti mi soru? Bitti. Bizden alfa artı beta isteniyor. Alfa artı beta buradan ne yapar? Alfayı kaç bulmuştuk arkadaşlar? 30 artı. Betayı kaç bulmuştuk? 50. Topladığın zaman kaç yaptı? 80. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle balıkesir yaptı arkadaşlar ve beşinci soru yine ÖSYM soru köşesinden bir soru maalesef kanalında çözemiyorum çünkü yasak var biliyorsunuz ee, o zaman ne diyoruz bu testler bitmiş mi oldu evet bu videoyu bitirdik yani neydi bu arkadaşlar ÖSYM tadında tarz sorular dördüncüsünü de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda orijinal sorular birincisinde Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.